Ağparadan Mutlu Hafta Sonları Bize Sorun programına hoş geldiniz ve her hafta sonu olduğu gibi yine sevgili Faruk Erdem'le birlikte karşınızdayız. Ve çalışma hayatınızla ilgili merak ettiğiniz bütün soruları ve konuları yine yaklaşık bir saatlik süremiz boyunca konuşacağız. Hoş geldin sevgili Faruk Erdem. Hoş bulduk, Erdem. teşekkürler. Ee, Oldukça güzel konular var. Not etmiştim ben. Dedim ki bir evet. sonraki programda yıllık izinleri konuşalım. konuşalım. Çünkü bütün sene boyunca çalıştık. Artık biraz da yorulduk tabii. Yaz gelince havalar ısınınca herkesin evet. ilk aklına gelen tatil i̇zin. tabii ki de. E, tatil için de öncelikle izin yapmak gerekiyor. Bütün bunları konuşacağız ama senin yine oldukça önemli bir konu var. Sanırım bununla ilgili hafta boyunca da sen çokça soru alıyorsun. Toplu sözleşmeler var. Ağustos ayında... 3 milyon emekli ve 2000 3 milyon memur ve 2 milyon yaklaşıkta Doğru. memur emeklisini ilgilendiren bir konu. Peki toplu sözleşmelerde neler konuşulacak? Bunları da konuşalım programımız Olur. boyunca. Ama dilersen izleyicilerimize bir kez daha bir hatırlatma yapalım. Bize sorun et Aparakom.tr adresinden izleyicilerimiz bize ulaşabilir. Bize sorun TV Twitter hesabından da yine sizin sorularınızı bekliyoruz. Peki izinle mi başlayalım ne dersin Olur. kısaca? E, tabii Konuşalım. izin meselesi, e, genelde izin yazın kullanıldığı için hı hı. ve herkes de yaz aylarında kullanmak istediği için e, işverenle işçi arasında tartışmalara yol açan bir konu aslında. Ama izin bu mevzu. illa yazın kullanılacak diye bir şey yok değil e, Yıllık yani izin dediğiniz siz, yazında, kışında istediğiniz bir tarihte kullanabilme ama hakkına sahip mi? Ama kimse kullanmak istemiyor tabii. Hı. Yazın kullanmak istediği için tabii iş yerinde de bir plan, program e, olması lazım. Hı hı. İşin akışının... Devam etmesi lazım. Dolayısıyla bu bir çatışmaya yol açıyor ama e, sorun çözülüyor netice itibariyle. Karşılıklı zaten anlayışla çözülmesi lazım. <laughs> e, tabii izin, e, yorulduk izin kullanmamız lazım doğru ama izin aslında hukuken de e, hem anayasal hem de iş kanununa göre her çalışanın izin hakkı var izin hakları da kıdeme göre belirleniyor. Hı hı. E, i̇zinleri böyle ayırabiliriz aslında ama biz bugün e, herhalde yıllık izinlerden bahsedeceğiz. Ücretli izinden. Aynen öyle. Çünkü tabii, mazeret izinleri var, ücretsiz izinler var. Örneğin Olursun. mesela yol izni var, e, yol taşınma izni, var, izni evet. var gibi böyle bir takım izinler de var. Ama bugün tabii hani e, gündemimiz daha yakın ya, yaz aylarına giriyoruz. Yıllık izinle kimler, e, ne kadar çalışma süresi evet. sonrasında ne kadarlık bir Yıllık izin hakkımız var. Bunu bence konuşalım. Önce ilk tablomuz da ekranlara gelsin. Evet, Yani biliyorsa... izin günleri bizim çalıştığımız güne göre belirleniyor. Hı hı. Burada var. Tabii buradaki izin süresi 14 gün, 20 gün ve 26 gün diyoruz ya bu en az izin. Yani işveren isterse daha çok izin verir. Zaten yasa şöyle diyor mesela hı hı. bir... 5 yıl çalışmış bir insana 14 günden az izin verilemez. Hı hı. Daha üstü verilebilir. Tabii burada iş günleri sayılıyor, izin günleri de buna ekleniyor. Yani mesela 14 günün içinde diyelim ki bir bayram denk geldi. Onlar da ekleniyor. Bir resmi bayram bir ya da hafta dini sonu bayram. Tatili. Örneğin o da ekleniyor. pazar günleri izinlisin. on evet. 14 günün içinde mi yoksa 14 artı 2 artır, olarak, iki mı? olarak yani ekleniyor. Gün. Tabii iki gün olursa tabii izin hı hı. ayrıldığınız güne göre Hı hı. Ee, şöyle diyelim 1-5 yıl 5 yıl e, dahil 14 gün izin kullanılıyor en az. 5-15 yıl 20 gün, 15 yıl dahil ve üzeri 26 gün. Bu mesela basın iş yasasında farklı uygulanıyor. E, orada o iş yerinde çalıştığınız e, süreye bakılmıyor. Bütün gazetecilik eee kıdeminize bakılıyor. E, ve e, hafta olarak e, işte eee ölçülüyor. Burada gün olarak ölçülüyor. Hı hı. Memurlarda da memurlarda da farklı, farklı oluyor. İşte 10 yıla kadar 20 gün, 10, 10 yıldan sonra 30 gün şeklinde. Mesela belki birazdan toplu sözleşmede konuşuruz. <laughs> sanırım bununla ilgili bir değişiklik olacak. Öyle e, olacak değil toplu diye hani talep var. Onu söyleyelim masada. İş günü olarak hı hı. E, hesaplansın istiyor memurlar. E, hı hı. Buradaki gibi. Hı hı. E, onu söyleyelim. Şimdi kaç gün olduğunu söyledik. E, i̇zin ee, kullanma şekilleri de değişti. Belki o, o konuya biraz anlatmak lazım. Yani e, ne dedim az önce anayasal ve yasal hakkımız. Yani hı hı. E, hiçbir çalışan ben izin kullanmıyorum diyemediği gibi işveren de ben sana izin kullandırmıyorum diyemiyor. Zaten evet. eğer kasıtlı bir şekilde yıllık izninizi kullandırmıyorsa işveren burada haklı fesih şartları oluşuyor, tazminatınızı alıp ayrılabilirsiniz. Ama izninizin hepsini kullanma şansınız olmayabiliyor. Hı hı. dolayısıyla hani sizin 14 gün izin hakkınız var ama 10 gününü kullandınız 4 günü kaldı. Dolayısıyla onu bir sonraki senede kullanabilirsiniz ya da hiç kullanamıyorsanız da ayrılırken Son maaş üzerinden parasını alıyorsunuz da. Peki o izin günlerinin zamanlamasını yani kullanırken zamanlamasını işte iş akışını da bozmayacak şekilde işverenin işte bu ayda kullanma e, evet. işlerde bir yoğunluk var. Diğer ayda kullan gibi bir yönlendirme evet. e, yapma durumu var mı? Yani Şimdi böyle on, bir hakkı var mı? Evet var. Yani Hı -hı. bunu işveren belirliyor ama Şimdi yasa şunu söylüyor. Eskiden e, izin günleri 3'ten e, fazlaya bölünemiyordu. Yani en fazla 3'e bölebiliyordunuz. E, ama bir tanesini bu böldüğünüz e, izin günlerin bir tanesini 10 günden az kullanamıyorsunuz. Yani önce bir 10 gün kullanıyorsunuz. Sonra kalan günlerin hepsini isterseniz bir gün, bir gün, bir gün diye kullanabilirsiniz. İstediğiniz kadar bölebilirsiniz. Yasa değişti Meyke bu yıl yeni kadar mi? Önce. Evet bu 10 evet. e, güne kadar bir gün bir gün yani Doğru. hafta sonu tatiliyle birleştirme ya da hafta içi herhangi bir gün bir gün izin alma. Evet öyle e bir çok, şey yapabilirsiniz. Bayram tatillerinden önce yapabilirsiniz. bakmıyordu yapabilirsin. aslında değil evet, mi? Evet ama bu... yasa değişti. Dolayısıyla Hı -hı. hani işte bu 9 güne çıkan bayram tatilleri gibi ya da hafta sonuna denk gelen bayram tatillerinin sonrasındaki gibi bir gün izin kullanabiliyorsunuz ama ee, dediğiniz gibi işçinin ne zaman izin kullanacağını e, işveren karar veriyor Yani daha doğrusu karşılıklı birlikte karar veriliyor e, İşverenin izniyle bu izin kullanılıyor Ama iznini ne kadar böleceğine kendisi karar veriyor e, Yani işveren e, işçinin iznini kaç, kaça böleceğine karar vermiyor Bunu siz karar veriyorsunuz ne zaman kullanacağınıza da işverenle birlikte karar veriyorsunuz ee, bu tabi bu yasa maddelerine bakıyorum ee, bir ay önceden siz izin isteğinizi işverene Tarihini bildirmek bildirmeniz mi evet. mi gerekiyor? ki işveren de kendisini hazırlasın ee, işçinin talebi ve iş durumu dikkate alınarak izin dönemin belirleneceği ifade ediliyor. Tabi burada işverenin bu konuda bir komitesi varsa o komite belirliyor. Genelde insan kaynakları bunun organizasyonunu yapıyor. Peki kimler izin kullanabilir? Bir evet. yılını o işte doldurmuş. Doğru. Herkes i̇şte bu kıdem tazminatı gibi. Sahip. Az Aynen. önce de sürelere göre zaten süre e, aktardık çalışma sürelerine göre Doğru. ne kadar izin hakkı olduğunuzu. Peki, diyelim ki bir yılımı doldurmadım. bir e, birkaç ay var ama birkaç ay içerisinde de yani Eylül'de Ekim'de Eylül dolacak. Yaz tatili de bitmiş olacak. Bir sonraki seneye mahsuben ben iznimi kullanma hakkına sahip miyim? Yine Değilsiniz bu işverenin tabii. Ee, biraz da işverene Tabii, mi bağlı? İşverene bağlı. Ee, işveren burada bir riski e, göze alabilir. Çünkü siz bir yılınızı doldurmadan işten de çıkabilirsiniz. Hı hı. Ama bir yılınızı doldurmadığınız halde izninizi kullanmak isterseniz buna işveren izin verirse biz buna avans izin diyoruz. Ee, kullanabilirsiniz. Ama ben işte bir yılımı doldurmadım ama iznimi kullanacağım derseniz böyle bir hakkınız maalesef yok bizim yasalarımıza göre. Aynı kıdem tazminatında olduğu gibi bir yıllık ...kıdeminizin olması lazım, izin hakkınızın dolması için. Bu bir yılı da işe girdiğiniz tarihten sonraki bir yıl olarak e, görüyoruz. Ama Yani tabii, bir yılı tamamıyla doldurmanız, doldurmanız gerekiyor. Doldurmanız gerekiyor Ama işte diyelim ki, yani siz e, işte e, Şubat'ta işe girdiniz ama yaz geldi... ...işte işveren size böyle bir e, ne diyeyim iyilik yapabilir, e, bunu Hı -hı. kabul edebilir... ...ve o zaman izninizi kullanabilirsiniz. Ama dediğim Hı -hı. gibi yasal olarak bir yılın dolması gerekiyor. Peki part-time çalışanların izin süreleri nasıl hesaplanır evet. diye bir maddemiz var. Evet bunlarda daha mı farklı Şimdi mi? Hayır orada farklı Soru. bir şey yok. Aynı o şekilde yani onlar part-time çalışıyorlar. Mesela haftanın iki günü, üç günü çalışıyorlar ama siz işe girdiğiniz tarihten o güne kadar bir yıl geçmişse izin hakkınız oluyor yine aynı şartlarda. Peki izin istenilen zamanda kullanılabilir mi? Yani çalışmadıkları mi? Ki... günlerde o kıdemin içinde hesaplanıyor. Hesaplanıyor. Onu İstenilen zamanda kullanılabilir mi? Bir ay önceden bildirmesi gerekiyor ve işveren evet. de uygun buluyorsa o tarihte evet, izin karşılıklı. kullanmasına izin evet. verebiliyor. Ama burada az önce söylediğim gibi iznin ne zaman kullanılacağını karşılıklı karar veriliyor. İznin kaç gün kaç gün kullanılacağına çalışana kendisi karar veriyor. Ama 10 günden az olmamak şartıyla. Şartıyla. Peki evet. bir sonraki tablomuz gelsin. Burada da merak ettiğimiz bir konu var. Kullanılmayan izin hakkı yanar mı? Dediniz evet. ki yanmaz. Peki ee, bir sonraki i̇ş kanununda yanmıyor ama memurlarda ve mesela öğretmenlerde yanabilir. Hı hı. E, o yüzden e, iş kanuna göre yani e, özel sektörde çalışanların izin hakkı yanmıyor. Peki ben kullanmadım bu yıl. Evet. Ya da bir kısmını kullandım. Gelecek yıl o işverene kalmış ee, durumda geçen yani. Geçen yıldan kalan örneğin 4-5 günüm var. Onu da ekleyip kullanabiliyor muyum? Kullanabilirsiniz mi? ama Hı -hı. dediğim gibi her şey işverenle karşılıklı işin işleyişini bozmadan Hı. yapılacak anlaşmayla. Ama diyelim ki o yani en son söylediğim oydu. Gün sonunda bütün izinlerinize bakılıyor. Kullanmadığınız izinlerin parası... Ee, son bürüt maaşınıza bakılarak ödeniyor ya da net maaşınıza, yani nasıl Çalışırken anlaşılsın? mi ödeniyor yoksa Hayır, işten, işten ayrıldığınız zaman? Işten yani, ayrıldığınız yani zaman. Yani şöyle evet. bir pazarlık yok söylediğinizden onu anlıyorum. Ben izin Aynen. kullanmayayım parasını verin. Parasını alayım. Böyle Aynen. bir şey maalesef Aynen. olmuyor. Ee, i̇zinler bölünebilir mi? Evet bölünebiliyor. Az önce söylediğiniz bir bir bir. 10 güne kadar kullanılabilir evet. dediniz. Peki maaştan düşülür mü? Maaştan düşme diye bir şey olamaz. Çünkü ee, bir hak bu. Bir e, yıl bunun adı sonra... zaten ücretli izin. Evet. O tarihlerde sizin primlerinizde yatırılıyor. Maaşınızı da tam olarak alıyorsunuz. O yüzden maaştan düşme diye bir şey maaştan... olmaz ama şöyle bir şey oluyor evet. onu söyleyeyim. Evet, onu söyleyin e, 9 günlük bu tatiller oluyor ya mesela. Hı hı. Şimdi memurlar için 9 günlük tatil bu şeyi ilgilendirmiyor. E, özel sektörü ilgilendirmiyor. Aynen diyor ki özel sektörde bazı patronlar diyelim ki salı günü bayram başladı ya da çarşamba günü ben size pazartesi öğleden sonra da izin vereceğim. Gidin siz de 9 gün tatil yapın. Sonra o verdiği idari izni biz ona idari izin diyoruz. Onu sizin yıllık izninden düşemiyor. Düşüyor. Evet. Düşemiyor. Yani düşemediği gibi parasını da alamıyor. Yani o zaten onun inisiyatifiyle verilmiş bir Öyle izin. Öyle mi? Evet. Yani o ücretsiz izne girmiyor mu? Hayır girmiyor. Yani idari izin oluyor. Zaten. Aha. O yüzden sizin evet. maaşınızdan da kesemez. İzin gününüzden, İzin de, gününüzden kesemez. de kesemez. Evet, aynen öyle. Özel sektördeki durumu önemli bir altını çizelim. Peki yol izni demişiz. E, yol izni de mazeret iznine mi dahil peki? E, yol ya da izni... tatile gittiniz, iki günlük evet. yol izniniz var. Yani gidiş geliş e, artı tabii 14 artı 2 oluyorsa fazla aşılıyorsa o zaman mı? Şöyle şehir dışında tabii bu. E, şey ya. Yasa eski olduğu için şimdiki bu uçak muçak e, tabii şimdi, e, trenle gidiyor. Mesela Hı. askerler için de yol izinleri vardır. Trenle şunla bununla 24 saat süren yerler var. Dolayısıyla siz isterseniz 4 güne kadar yol izni alabiliyorsunuz. Tamam. Ama bu yol izni ücretinizden düşüyor. Yani o ücretsiz izin haline geliyor. Tamam. E, bunu arzu ederseniz e, işveren vermek zorunda zaten yasa gereği yol izni veriliyor. Ama maaştan düşülüyor onu söyleyeyim. Bir de tabii yol iznini alabilmek için şehir dışına gittiğinizi ispatlamanız gerekiyor. Şehir dışına gittiğinizi ispatlamanız evet, gerekiyor. Evet yani bir yola gittiğinizi evet. ispatlamanız gerekiyor. Gazetecilerle ilgili izin süresi nasıl onu da söyleyelim. Tamam. En az bir yıl çalışmış olmak lazım. Yani çalışmış olmaktan kasıt gazeteci de kıdemdir. Onu söyleyeyim yani basın iş kanununa göre çalışan gazeteciler de kıdeme bakılıyor. Yani o müessese içinde yaptığınız çalışmaya değil, bütün kıdeminize bakılıyor gazetecilikteki. 4 hafta izniniz var bir yılını dolduran için. Yani bir ay izni var. Burada da hafta geçerli oluyor. 4 hafta. Dolayısıyla 28 gün oluyor. 10 yıldan yukarı olan bir gazeteciye ise 6 hafta yani 42 gün izin veriliyor. Dediğim gibi kıdeme bakılıyor. Hafta sonu eklendiğinde Söylemiştim zaten evet. Gazeteci de eklenmiyor. Şu anda çalışanların yıllık izinlerle ilgili haklarını konuştuk. Tabii bununla ilgili eğer önümüzde yaz dönemi ve yıllık izinlerin kullanılacağı, evet. yoğunlukta kullanılacağı bir dönem. O yüzden izleyicilerimizden de yine yıllık izinlerle ilgili sorular gelirse program boyunca biz de cevaplarız. Evet. Biraz şimdi sonra... burada şunu hemen söyleyeyim Tabii. istersen izin. Yani burada şimdi biz her şeyi süt liman gibi anlattık. Ee, ama bir çatışma olursa ne olacak? İzinler kullandırılmazsa ne olacak? İşte e, çok soru geliyor biliyorsun. E, i̇şte ben 5 yıldır hiç izin kullandırmadılar bana diye. Az önce söylediğim gibi bu tamamen haklı fesihle e, kıdem tazminatını da, alma hakkı size Ya da şöyle tanır. Evet. E, işten ayrıldıktan sonra kıdem tazminatı hakkını... E, alıyorlar ama e, karşılığında bu kullanmadığım izinler, fazla mesailer bunları almadım diyorlar. Evet, bu, Onların parasını da alabilirler. Parasını da alabilirler. E, böyle bir durumla karşılaşan arkadaşlarımıza tavsiyem hemen alo 170'i arasınlar ve izinlerinin kullandırılmadığını oraya şikayet etsinler. Peki e, bununla ilgili konuşacağız. Sorularımız da var. Az sonra sorulara da geçeceğiz ama Ağustos ayındaki toplu sözleşmeleri ben... Bir kez evet. daha vurgulamak istiyorum. Çünkü herkesin merak ettiği bir konu. E, Ağustos ayında yapılacak olan toplu sözleşme ile birlikte e, neler masada konuşulacak? Şimdi Bunları bir beraberce tekrar gözden hızlıca. geçirelim. Söyledin 3 milyon memur, 2 milyon emeklisi Emekliği var. Emekli ilgilendiriyor. E, yani 5 milyon kişi, aileleriyle birlikte üçer kişi düşünürseniz 15 milyon kişiyi evet. ilgilendiren bir konudan bahsediyoruz. E, toplu sözleşme 2 yılda bir yapılıyor Türkiye'de ve bu memur sendikalarıyla e, kamunun bir araya geldiği ve sonraki iki yıl için tüm mali ve sosyal hakların konuşulduğu bir platform. E, bu da bizde çok e, da güzel işletiliyor ve çok e, kazanımlar elde ediyor. bu Yani son yıllardaki kazanımların çoğu bu toplu sözleşme görüşmelerinde elde edilmiş durumda. E, burada hükümetlerin iyi niyetlerini de e, görüyoruz. E, burada gerçekten. ...hem memurlara hem memur emeklerine önemli haklar kazanıldı. Bu sene tabii çok e, yeni şeyler var. Onlardan biraz bahsetmek lazım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu toplu sözleşmede ne oluyor derseniz en önemlisi şu. Bundan sonraki 4 ayrı zam oranı belli oluyor. Yani... E, 2020, Ocak, Temmuz... 2021, Ocak, Temmuz e, zam oranlarını biz Ağustos ayında öğreneceğiz. Yani hı hı. bütün memurlar ve memur emekleri... 2020'nin ocağında yüzde kaç alacak? Temmuz'un da yüzde kaç alacak? Hepsini öğreneceğiz. 2021? 2021'i de öğreneceğiz. 4 tamam. zam oranı belli olacak ki biz bundan önceki 4 zam oranını zaten biliyorduk. Mesela Temmuz ayında yüzde 5 alacaklar. Ama Bunu bu önceden biliyoruz. Ama zam oranları şey e, enflasyon farkı hariç Harc. oranları yani, değil mi? Mesela 2017'de işte 2019'un Temmuzunda yüzde 5 alınacağı yani yüzde 4 artı 5 alınacağı bu yıl için belirlenmişti. Değil. Biz şimdi biliyoruz. Evet. Ama ne oluyor? Enflasyon yüksek çıkınca bir önce Önceki zam oranından o aradaki fark da yatırılıyor. İşte bununla ilgili de bir şey var. Hı hı. Ee, bir talep var. Bu çok önemli. Ee, deniliyor ki bu enflasyon farkı 6 ayda bir ödenmesin. Her hı hı. ay hesaplanarak memurların maaşlarına eklensin. Dolayısıyla memur aylık olarak enflasyona ezdirilmemiş olsun. Hı hı. Bu 3 ayda talebin içinde 3 ayda var, 1 ayda var. Her ay mümkün gözüküyor mu sizin açınızdan? E işte, Böyle bir yani, enflasyon farkını dahil etmek her ay... E şu anda yani, yani e son 2 e yıla baktığınız zaman çok eksi enflasyon çıkmıyor. Yani eksi çıktığı aylarda oluyor ama hı hı. eksi enflasyon çıkmıyor. Dolayısıyla küçük de olsa memurun maaşında zam olabilir ama bu tabii e zor da görünse mümkün bir şey. E tabii bu verilecek karara bağlı ama biz burada talebi dillendirmiş olalım. E çünkü önemli de bir talep e bu masada olacak ve tartışılacak. Dolayısıyla yani... Enflasyon hedeflemesi burada çok önemli. Kümülatif <laughs> hesaplar önemli. Biraz uzmanlık isteyen bir hesap sistemi. Ama olursa her ay memur o Enflasyon ayki enflasyona farkını. farkını almış olacak. Peki bayram ya, ikramiyesi? Bayram evet. ikramiyesi şöyle. Şimdi emekliler zaten alıyor bayram ikramiyesi. <laughs> Ama çalışan memurlar için de böyle bir talep var. <laughs> Maaş mı olur yoksa bu emekliler için uygulanan sabit bin lira gibi bir sabit bir rakam ikrami. mı olur? O da tabii masada Tartışılacak. Emekliye bir aile parası meselesi var mesela bu çok e, uzun zamandır gündemde. E, memurlar aile parası alıyorlar biliyorsun. Ama emekli olduktan sonra bu aile o kesiliyor. parası kesiliyor. Evet yani şimdi e, şu anda bu talep o, gerçekleşirse hı hı. E, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli memur da 343 lira 344 lira civarında bir parayı her ay almış olacak. O yüzden emekliye de aile parası verilsin talebi Masada bu da konuşulacak. Bir derece meselesi var mesela uzun zamandır konuşuluyor. Neydi memurlara bu? bir derece verilmesi. E, bu 2015'te yapılmıştı. E, bazı memurlar alamamıştı. E, memurların derecesi artıyor. Teknik bir konu bu ama... Bu derece ben... arttıkça memurlara nasıl bir katkı e sağlayacak? Hem maaşlarına yansıyor hem emeklilik maaşlarına yansıyor <laughs> tabii. Çünkü memurların maaşları ve ikramiyeleri ve emekli maaşları derecelerine, kademelerine... Göstergelerine göre belirleniyor biliyorsunuz tamam. teknik bir. O zaman, e, o zaman bu da önemliymiş. Bu da önemli çok önemliymiş, memurların evet. beklediği bir şey. Bu izinlere iş günü ayarını az önce biraz söylemiştim. Evet. E, dolayısıyla orada e, bu gerçekleşirse işte 10 yıla kadar memur 20 iş günü, 10 yıldan sonrakilerse 30 iş günü artı tabi e, hafta sonu tatilleri şeklinde. E, Izin kullanacaklar böyle Bu arada izin izleyicilerimize edin. söyleyelim detayları anlatıyorsunuz ama bugünkü sabah gazetesindeki e, yazımız öyle değil mi? Detaylarla doğru. birlikte bugünkü yazınızda yer alıyor. Orada e, bu tabii Ağustos'a kadar biz burada daha çok konuşuruz. Onu da Söyleyeyim yani e, hep söylüyorum. Peki şu anlattıklarınız hepsi şu andaki talepleri oluşturuyor, öyle değil mi? Şu ana kadar ki genel çerçeve bu. Yani evet. O, o, daha başka da... tabii talepler var. Burada var konuşmuştuk. Mı? işte 3600 ek gösterge var. E, emeklilik ikramiyesinin hesabında bir tam yıl e, eksik olan süreler Hı -hı. hesaba dahil edilsin var. Dört belirlerin e, kadro talebi var. E, işte, dört deli sürekli işçi, üniversite mezunu işçilerin e, yine dört beli olma ya da memur olma talebi var. E, bunların hepsi o masada konuşulacak. O günler yaklaştıkça biz buradan dediğim gibi hepsini tek tek anlatırız. Zaten izleyicilerimize de söyleyelim en doğru en hızlı bilgiyi de buradan alacaklar. Onu da tekrar etmiş olalım. Biz bu konuyu da takip ediyoruz. Birçok daha talep olacak o masada ve konuşulacak. O toplantılar tek bir günde bitmiyor zaten. Mali ve sosyal haklar orada imza altına alınıyor ve uygulanıyor. İnşallah hem memurlar için hem emekliler için. Güzel bir toplu sözleşme sonucu olur hem de kamu için tabii hepimizi de ilgilendiriyor netice itibariyle. Kamunun yaptığı harcamalar sizi de beni de hepimizi, hepimizi ilgilendiriyor. ilgilendiriyor, memurları Çok ilgilendirdiği doğru. Peki, gibi. Peki sorular da gelmeye başladı Twitter hesabımızdan da ama diğer kanallardan da mail adresimize gelen sorularla birlikte hepsini cevaplamaya başlayalım dilerseniz. Evet, i̇lk sorumuz da ekranlara gelsin. Kürşat Ceylan sormuş. 12 Kasım 1968 doğumluyum. 1 Ocak 1990 tarihinde işe giriş yaptım. Toplamda 8 bin gün var. Ancak benim yaş tahsisim var. SGK bu durumumdan dolayı benim emekliliğimi öteler mi diye soruyor. Ayrıca evet. eğitici belge sahibiyim. Erken emekliliğime katkısı olur mu? Burada sormak istediğim yaş tahsisi ve eğitici belge evet. sahibi olması. Şimdi Biraz ne zaman emekli var. olacağını bir bakalım istersen Hemen. önce. 25 yıl, 52 yaş ve 5525 günü var. Hı hı. Ee, şartları var. Ee, ama tabii 1968 doğumlu mu yoksa değil mi onu bilmiyoruz. Yani yaş düzeltmesi yapmış anladığım kadarıyla. Hı hı. Yani belki yaş 70 doğumlu da 68'e evet. mi indirmiş? Nasıl yapmış? Şunu ama, söyleyeyim. Ama e, sonuçta nüfus kaydındaki şey e, önemli. Ama nüfus kaydındaki şu anki rakam değil. İlk 1990 yılında, 1 Ocak 1990 yılında sigorta olurken nüfus cüzdanında hangi yaş yazıyorsa o yaşa göre emekliliği hesaplanacak. Onu söyleyelim ama ben 1, 1 Ocak 1990'a göre 52 yaşında emekli olacağını söyleyeyim. Ee, yaş düzeltmesi dikkate alınmıyor. Onu söyleyelim arkadaşımıza. Hiç öyle hani erken emekli olacağım, yaşımı büyüttüm diye düşünmesin. Ee, ve yaşını büyütenlere de buradan seslenelim. Ee, maalesef mahkeme kararı da olsa Sosyal Güvenlik Kurumu bunları kabul etmiyor. Ee, ve ilk sigorta olduğunuz tarihteki yaşınızı kabul ediyor. Bu... Ee, Emekli Eğitici belge sahibi olması erken emekliliğe e, sebep olur mu onu bilmiyorum yani böyle bir şey e, hiç duymadım. E, böyle bir şey yok onu söyleyelim. Tamam ikinci Hı. sorumuz da hemen ekranlara gelsin. Yahya Güneş sormuş. 20-12-1969 doğumluyum. 29 Nisan, 91 işe giriş tarihim. 9.850 prim günüm var. Emeklilik yaşım 52 gözüküyor diyor. 540 gün askerlik borçlanması yaparsam bir yıl erken emekli olabilir miyim diye soruyor. Şimdi evet söylediği gibi 52 yaş ve 5525 güne ihtiyacı var. Ama primi dolmuş, yılı dolmuş, yaşı bekleyecek yani 52 yaşında olacağı. 2012, 2021 tarihinde emekli olabilir. Askerlik meselesi var. Eğer askerliği sigortadan önce yapmışsa bu 540 günlük askerlik onun işine yarar tabi. 17 aylık bir borçlanma yapacak Yaş şartını 51'e çekebilir o zaman ama tekrar edeyim askerliğinin bu 29 Nisan 1991'den önce yapılmış olması lazım. Peki diğer sorumuza hemen devam edelim. Diğer sorumuz gelsin. Tahir Kapukaya sormuş. 1978 doğumluyum. 1 Mayıs 92 SGK girişliyim. Şu an 6480 prim iş günüm var. 4 yıldır aynı firmada çalışıyorum. 4000 lira maaş alıyorum ancak asgari ücret olarak gösteriliyor. Bu da bize gelen çokça evet. sorular arasında. Gizli kayıt dışılık. Evet 1 Mayıs'ta da konuşmuştuk öyle değil mi? Maaşlar son dönemde gecikmeye başladı. 3600 günde istifamı vermek istiyorum. Asıl maaş üzerinden tazminatımı nasıl alabilirim diyor ve ne zaman evet. emekli olabilirim diye soruyor Tahir Bey. Şimdi gerçek maaşın Bodro'da gösterilmemesi bir suç. Hep söylüyorum. Yani burada hem işçinin geleceğini çalıyorsunuz, onun ileride alacağı emekli maaşını düşürüyorsunuz, kıdem tazminatını düşürüyorsunuz hem de devletten vergi ve prim kaçırıyorsunuz. O yüzden arkadaşımıza tavsiyem şu hemen alo 170'i arasın durumu bildirsin ve müfettişler geleceklerdir. Bir teftiş yapılacaktır ve bu arkadaşımızın gerçek maaşı da ortaya çıkacaktır. Tabi bu burada mümkün olmazsa gerçek maaşı belirten bazı belgelerde bulabilir. Nedir o? Mesela gerçek maaşı biliyorsunuz elden ödüyorlardır muhtemelen. onu bir muhasebeleştiriyorlardır, bir yere yazıyorlardır. Dolayısıyla o bir yeri imzalıyordur. Bütün bunlar onun için bir belge ve delil olabilir. O yüzden o belgeleri saklasın. Şahitler de önemli tabii ileride açılabilecek davalar için. Şimdi 3600 gün ile istifamı vermek istiyorum. Evet verebilir. Yani şöyle o istifa meselesi. Gidip Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bir yazı alacak. O yazıyla birlikte yani 15 yıl 3600 günü doldurduğuna dair ondan sonra istifa edip tazminatını alabilir. ama. Dediğim gibi tazminatını Sosyal Güvenlik Kurumu'na asgari ücretten bildirdikleri için asgari ücretten hesaplayıp verirlerse yapabileceği çok bir şey olmaz. O yüzden hem alo 170 arasın hem de bu gerçek e, maaşını gösteren belgeleri bulmaya çalışsın onu söyleyelim. Peki Tahir Bey'in sorusunu da yanıtladıktan sonra diğer soruyla devam edelim. 39 yaşındayım demiş Ersin. Uçak %53 raporu varmış. Vergi evet. indirimim var. Nasıl emekli olabilirim diye soruyor. Şimdi evet %53 vergi indirimi aldıysa bu onu erken emekli edecektir. Yaş şartı olmadan belli bir prim ve yıl sonunda emekli olacak ama tabii onu söyleyebilmemiz için işe giriş tarihini bilmemiz lazım. O işe giriş tarihine göre işte 15 yıl 3600'den başlayıp 20 bin 4480 güne kadar çıkan bir skala var. O skalaya göre emekli olacak ama vergi indirimi dediğim gibi onun yaş şartını ortadan kaldırıp ona erken emeklilik imkanı sağlayacak. Evet, diğer sorumuza devam edelim. Sayın Zeki Taşkın sormuş. 657 sayılı kanun gereği emekliyim. Daha sonra sigortalı olarak çalışmaya devam ettim. Emekli olduktan sonra rahatsızlığıma binaen %77 oranında heyet raporum var. Aldığım maaştan vergi kesilir mi diye soruyor. Evet. Emekli maaşımda bir değişiklik olur mu demiş Orhan Zeki Taşkın. Şimdi vergi kesilir mi derken zannedersen burada bir vergi indiriminden bahsediyor. Vergi indirimi alabilir miyim diye. Bunun için tabii vergi indirimi alabilirsiniz. Vergi indirimi erken emekli etse de sizin gelir verginizden bir indirim sağlıyor ama yaptığınız bu çalışma emekli maaşınıza hiçbir etki etmez. Daha önce de anlattım. Emekliler çalışırken sigortaları sadece sağlık sigortası olarak yatırılıyor. İş kazası ve meslek hastalıklarına karşı dolayısıyla ne emekli maaşıyla bir ilgisi var ne de ikinci bir emeklilikle ilgisi var. Onu söyleyelim Orhan Zeki Bey'e. Peki Ömer Adil'in sorusuyla devam ediyoruz. 1977 doğumluyum. 1993'te emeklilik lisesinde okurken bir fabrikada staj yaptım. O zamandan hiçbirim ödenmediğini fark ettim. 2004'te SGK'lı oldum. Stajla başlayan sigortalılığım emeklilik yaşıma etkiler mi diye soruyor. Yine evet. staj sigortası girişi. Evet tabii bunu hep söylüyorum. Staj ile başlayan sigortalılıklar ya da çıraklık dönemindeki sigortalılar az önce emekli arkadaşımıza söylediğim gibi tamamen sağlık yani meslek hastalığı ve iş kazasına karşı ödenen primler. Yani işte burada bir stajyer arkadaşımız çalışıyor. Onun için yatırılan primler bir iş kazası ve meslek hastalığına karşı. Yani o emeklilikle ilgili primler yani uzun vadeli sigorta kollarından yatırılan primler değil. Dolayısıyla onlar emeklilik hesabında kullanılmıyor. Bunlar kullanılmadığı gibi sigortadaki o ilk sigorta giriş tarihi de dolayısıyla sizin bir prim yatırılmadığı için emeklilikle ilgili giriş tarihi olarak da ele alınmıyor. O yüzden bunu böylece açıklamış olalım. Bu arkadaşımız yatırılmadı diyor ama yatırılsa da zaten bir faydası olmayacaktı. O yüzden arkadaşımız için 2004 yılında e, itibaren emekliliği hesaplanacak. Orada da 60 yaş ve 7000 gün prim şartı var. Peki diğer sorumuza devam edelim. İsmini paylaşmak istemeyen bir izleyicimizden gelmiş. 3 Haziran 1975 doğumluyum. 95 ve 96 tarihleri arasında askerlik yaptım diyor. 1 Nisan 1997 sigorta başlangıç tarihim. 5700 gün primim var. Emeklilik için askerlik ödemem gerekiyor mu diye evet. sormuş. Şöyle şimdi 56 yaş ve 5825 gün şartları var bu arkadaşımızın. Ee, askerlik yaptığı için erkek. O yüzden erkek olarak da hesapladık. 25 yılda şart var. Onu da doldurmuş. Ee, pardon doldurmamış. Onu 2022'de dolduracak. Ama yaş şartı da 56 ve 5825. Yani primi eksik, yaşı eksik. Yılı da eksik. 3 şartı da henüz tamamlanmamış. Ama şöyle bir şansı var. Sigortadan önce emek askerlik yaptığı için 17 aylık bir borçlanma yaparsa yaş şartını 56'dan 55'e indirir. Prim şartı da 5750 olur. Yani kaç günü var? 5700 günü var. 50 gün daha çalışacak, prim ödeyecek ve yaşını bekleyecek askerlik borçlanması yaptıktan sonra 55 yaşında da emekli olacak. hı. hı. Peki diğer sorumuza devam edelim. Ender Balgün sormuş. Nisan 1994'te işe başladım. Önce sigorta sonra bağkur sonra tekrar sigorta olmak üzere primlerim yattı. Son kurumum olan sigortada 3 yıldır primimi yatıyor. Bu kurumda 3,5 yılı tamamlarsam ve bundan sonra hiçbir kurumdan prim yatırmasam sigortadan emekli olur muyum diye soruyor. Şimdi son 7 yıllık 7 yıllık sigortalılık dönemine bakıyoruz biz hı hı. burada yani. 7 son 7 yıla bakmıyoruz. Son 7 yıllık sigortalılık dönemine bakıyoruz. Hı hı. Nasıl derseniz. Mesela siz 2004-2007 arasında çalışmışsınız 3 yıl. Sonra hı hı. hiç çalışmamışsınız. Bir de 2011 ile 2015 arasında çalışmışsınız. Dolayısıyla biz hangisine bakıyoruz? Bu 4 yıla ve bu 3 yıla 3 bakıyoruz. Yıla. Hı hı. E, bu 7 yıl içinde 3,5 yıl yani en fazla hangi kurumdan varsa o kurumdan emekli oluyorsunuz. Şimdi arkadaşımız 3 yıldır e, son kurumu herhalde SSK oradan yatırılıyor. Bu kurumda 3,5 yıl yani 1261 günü 1260 gün 3,5 yıl bir gün fazlasını söylüyorum. 3,5 yılı tamamlarsa e, prim yatırmasa eğer Bağkur'dan sigortadan emekli olabilir evet. Peki Ender Bey'in sorusunu da yanıtladıktan sonra Zafer Kaya sormuş. Ben 64 yaşındayım. Memuriyete giriş tarihim 1974. 2740 prim gün, 4C ve 2641 gün prim günü 4B Bağkur esnaf olarak hizmet birleştirmesi yaparak 5 ay önce emekli oldum. Bu 2641 günün içinde bir çocuk 720 gün ve isteğe bağlı 210 güne yakın prim ödeyerek emekli oldum. Bana Bağkur esnaf değil de tarım üzerinden 1179 lira maaş bağlandı. Bu normal mi diye sormuş Zafer Şimdi Bey. Bu anlattığına göre normal değil. Çünkü hı hı. E, tarım bağkurlu hiç oldum demiyor. Hı hı. Bağkur esnaf olarak birim yatırdım diyor. Niçin tarım bağkurdan ona bağlanmış. maaş bağlanmış? Hı hı. E, muhtemelen son 3,5 yılda tarım bağkurdan ödemiş olabilir. Eğer öyledirse bir öyle yanlışlık var ama evet, evet olabilir diyorsunuz yani. Evet yani hı hı. öyle bir yanlışlık varsa gitsin baktırsın yani SSK'ya giderek SGK'ya dosyasına baktırsın. Desin ki ben hiç tarım bağkuru primi ödemedim. Niçin tarım bağkurdan emekli oldum? Onlar da bakarlar. Hı hı. Ama tarım bağkurdan yatırdıysanız tarım bağkurdan emekli oluyorsunuz. Peki Hamit Özden sormuş. Sigorta primlerim 1997 yılından 2006 yılına kadar asgari ücretten yattı. 2006 yılından 31 Aralık 2018'e kadar yüksekten yattı. Şu an işsizim. İnternetten baktığımda 1780 lira emekli maaşı gözüküyor. Emekliliğime 13 sene var. 13 sene önce e, gözükebilir mi maaş, emeklilik maaşı? Asgari e, şu devletler... anda şöyle bir şey oluyor. E, Sosyal güvenlik kurumunun böyle bir hizmeti var. E Devletten ya da internetten girip bilgilerinizi girdiğiniz zaman yaklaşık Hı. bir hesaplama yapan bir e, sistem var yani. Ama Hı. oradaki tabii... O emekli maaşı tam sonucu vermiyor. Çünkü daha sonra ona enflasyon, büyüme hızı gibi şeyler evet, de ekleniyor. Evet. Şimdi 13 sene de daha uzun bir süre öyle değil mi? Asgari ücretten çalışırsam emekli maaşım düşer mi diye soruyor ve düşerse ne evet, kadar düşer 13 demiş. yıl 13 yıl asgari ücretle çalışırsanız evet emekli maaşınız artmaz yani onu söyleyelim. Dolayısıyla düşmüş olur. Ama yüksekten yatırırsanız yükselir. E, asgari ücretten maaş gösterilmemesine dikkat etsin izleyenlerimiz. Çünkü asgari ücret sizin emekli maaşınızı çok yükseltmiyor. Evet. Peki Emine Aydın sormuş. Eşiyle ilgili bir soru yöneltmiş Buyur. bizlere. Eşimin 1 Mayıs 94 ve 10 Eylül 2011 tarihleri arasında 2926 4 yardımcı olun lütfen. Tire evet. 1B kapsamında 2800 günü var. Evet, Bunu da dördüncü açıklayayım. dördüncü maddenin birinci ben dedim B, B fıkrasından demeye gitiyi yani Bağkur diyelimiz yani Bağkur evet. kısaca B'den Bağkur'u anlıyoruz evet. tamam A olsa SSK C olsa emekli sandığı anlıyoruz o zaman devamında sigorta herhalde demek isteniyor evet. 2800 günü varmış Bağkur olarak 3 Temmuz 2017 tarihinden bugüne kadar da 4 t 1 A kapsamı 394 gün var bu Sigorta mı anlamına SSK, geliyor? SSK eski adıyla SSK diyelim biz. Tamam. Onu. Şu anda 4 tire 1A aktif. Tamam. Biri 1991, diğeri de 1997 doğumlu olmak üzere iki tane çocukları varmış. Ne zaman emekli olabilir diye soruyor Emre Aydın. Şimdi şu anki vaziyete baktığınız zaman hangisi fazla? Bağkur fazla. Eğer şu anda emekli olmaya kalksa ne olur? Bağkur'dan emekli olur. O yüzden. Evet. Ee, SSK'lı olarak yani 4 ağlı olarak çalışmaya devam edip 50 yaşında 5675 günle emekli olur. Ama 4A'nın en az 1261 gün olması lazım. Şu anda henüz 394 günmüş. Onu 1261 güne tamamlamanız lazım. Yani bu 5675 güne çıkarken mutlaka 4 ağlı olarak devam etsin onu söyleyelim. Yoksa Bağkur şartlarından çok daha e, 7200 gün gerekir e, onu söyleyelim. Ee, prim eksik kalırsa bu 97 doğumlu çocuğu borçlanabilir. Ee, tabii çocuk doğduğunda prim ödenmemiş olması lazım. Öyle bir e, ihtimal var. Yani 94 ile 2011 arasında 4 beyli diyor yani Bağkurlu olmuş ya çocuk o arada doğmuş. Eğer çocuk doğduğunda siz Bağkur primi ödüyorsanız onu borçlanamıyorsunuz onu söyleyelim. O zaman tek çocuk borçlanacak öyle mi? Hayır 97'deki çocuğu sadece borçlanabiliyor zaten çocuk. Ee, biri 97 doğumlu, iki çocuğumuz var. Biri 91, diğeri 97 doğumlu, iki çocuğumuz var. 91'i borçlanabiliyor ama 97 eğer 94 ile 2011 arasında prim ödenmişse onu borçlanamıyor. Tamamdır. Hemen Fatma Pehlevan'ın sorusuna dönelim. 1988'de işe girip 2002'de çıkış yaptım. Burada bir şey düzelteyim yalnız. Tabii. Ee, o o rakamlar karıştı. Bir geri gelebilir misiniz? Orada Tabii bir önceki anlaşılmaz. soruya hemen dönelim. Şimdi burada 1991 doğumlu çocuğu borçlanamıyor. Tamam. Niçin? Çünkü sigortadan önce doğmuş. 1997 doğumlu çocuğu borçlanabiliyor ama, ama eğer... prim ödenmemiş şartıyla. Tamam. <laughs> Tamamdır. Daha... O Yani sigortadan önceki çocuğu borçlanmış gibi göstermeyelim çünkü öyle talepler var. O mümkün olmuyor şu anda yani. Tamam. O da talepler arasında dediğiniz evet, gibi Evet anneler de onu istiyor ama şu anda sigortadan önceki doğumlar borçlanılamıyor. Peki Fatma Hanım'ın sorusuna Buyur. dönelim. 1988'de işe girip 2002'de çıkış yaptım fakat işveren primlerimi toplamda 2600 gün yatırmış. Şu an primlerimi yatıramıyorum. Emekli olabilmek için ne yapmam gerekiyor diye soruyor. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidecek. Bu eksik kalan primlerinin yatırılmadığını, orada o günlerde çalıştığını yani fiilen çalıştığını gösteren belgelerle, bilgilerle gidecek. Onlar bakacaklar evet çalışmış ama primleri yatırılmamış. O günlerini tescil edecekler. Ancak öyle olabilir. Ee, yani fiilen çalışmamışsa o zaman zaten bir anlamı olmuyor. Yatırılsa bile primlerin onlar geçersiz sayılabiliyor onu söyleyelim. Yani bu hatır sigortası vesaire onlardan uzak durmak lazım. Peki Muhammed Çakmak <laughs> sormuş. 1986 doğumluyum, 2004 SGK girişliyim. 3700 günüm var. Prim esas kazancım asgari ücretin üzerinde. SGK emekli aylığımı hesapladığımda 1300 lira gibi bir fiyat çıkmaktadır. Emeklilik göstergeleri düşürülmüş sebebini öğrenebilir miyim diye soruyor Sayın Çakmak. Şimdi şakmak. emeklilik göstergeleri 2000 yılından önce vardı. Yani 2000 burada anlatmıştım. 3 ayrı hesaplama yapılıyor Aynen öyle. diye. 2000 yılından önceki hesaplama sisteminde gösterge sistemi vardı. Sonrakinde de işte büyüme hızı ve enflasyon geldi onun yerine. Ve aylık bağlama oranları biraz daha düştü. E, tabii o dönemdeki aldığı maaşlar, yani bu arkadaşımız ne zaman? E, 2004'te daha Sosyal Güvenlik Kurumu'na girmiş. Dolayısıyla 2000 öncesindeki göstergeyle ilgili bir hesaplama yapılmıyor bu arkadaşımızla ilgili. Bundan sonraki. Döneme bakacağız. Ee, yani bu arkadaşımızın maaşı 2000-2008 arası ve 2008 ve sonrası olarak iki ayrı şekilde hesaplanacak. Burada da gösterge yok. Burada aylık bağlama oranı var, büyüme hızı ve enflasyon var. Ee, dolayısıyla ne kadar çok kazanç, hep onu söylüyorum, o kadar çok emekli maaş. Peki, yani asgari e... ücretin üzerinde diyor ama ne kadar üzerinde ona bakmak lazım. Mesut Türk sormuş. Eşim 11 Nisan 1976 doğumlu. işe giriş tarihi ise 14 Eylül 1993. 5.910 prim günü var. Ne zaman emekli olabilir diye soruyor. Evet. Mesut Bey'in eşi 20 yıl 50 yaş ve 5.675 gün şartlarına tabi. E, primi tamam, yılı tamam, yaşının dolacağı 11 Nisan 2026 tarihinde emekli olup maaş alabilir. Günü gününe de bilgi vermiş olduk. Peki az önce toplu sözleşmelerle ilgili konuşurken siz de bahsetmiştiniz. Alper evet. Malkar'a tekrar sormuş. Memurlara bayram ikramiyesi verilecek mi demiş. Evet ee, Ancak gibi, toplu sözleşmeler Ağustos ayında en azından evet. ilk bayram kaçacak gibi gözüküyor. Evet, doğru söylüyorsun. İnşallah Belki, ikinci bayrama. Sonraki biliyorsun Bay. şöyle e, bayramdan e, önce de yapılsa toplu sözleşme kaçacaktı. Çünkü başta ne dedik bu toplu sözleşme 2020, 2020 ve, ve 2021'i 2021. ilgilendiriyor. Çünkü 2019'un bütün hakları 2017'de zaten belirlendi. Sendikalar bu meseleyi toplu sözleşme görüşmelerine getirecekler. Ee, orada ne karar verilir bilemeyiz ama gönül ister ki herkes mutlu olsun. Peki Mustafa emeklilerin aile yardımı da gelecek hatırlatalım Peki söylemiştim. Peki Mustafa Kaplan sormuş bugün e, beyler eşleri için daha çok ee, soruları bize yöneltmiş. İnşallah eşim... onlar emekli olunca onların maaşlarına da el koymazlar <laughs> Eşim 1964 doğumlu, 1985 işe giriş tarihi şu an 2000 günü var diyor ve iki çocuk borçlanırsa 3600 günde emekliliği kaç yaşında olur? Evet. Eşini Mustafa Bey'in eşinin tam emeklilik için en az 5000 gün çalışması ve prim ödemesi gerekiyor. Şu anda 2000 günü varmış. Evet 2000 günü var yani bir 3000 gün daha çalışma imkanı varsa hemen emekli olur yaşı müsait. Ama 3600 güne tamamlarsa o zaman 58 yaşını beklemesi gerekecek tabi çocukların 1985'ten sonra doğmuş olması gerekiyor onu hatırlatalım o da 1440 gün kazanır orası da 3440 olur ee, galiba 160 gün kalır onu da çalışarak tamamlar ve 58 yaşında emekli olur yani 2022 yılında. 2022 evet. yılında. Peki Gözde Bademli'nin sorusuyla hemen devam edelim. Ekranlara gelsin. Gözde Hanım'ın sorusu da aynı iş yerinde uzun yıllar çalışan insanların kıdem tazminatları yanacak mı diye soruyor. Kıdem tazminatı reformu evet. izleyicilerimiz tarafından merakla bekleniyor. Çünkü hiçbir işveren anlaşmaya yanaşmayacaktır evet. şeklinde de Gözde Hanım bir yorum yapmış. Ne diyorsunuz Farkede? Şimdi bu bir anlaşma meselesi değil. Zaten bir yasa çıkarsa herkes yasaya herkes uyacak. uyacak. Dolayısıyla işverenle anlaşma gibi bir sıkıntımız olmayacak. Bu kıdem tazminatı reformu gerçekleşirse şu an zaten var. İşverenle anlaşma, işverenle görüşme, kıdem tazminatını almaya çalışma, tazminatını bırakıp işten ayrılma. Bütün sorunlar şu anda var Gözde Hanım'a onu söyleyelim. Reform gelirse bir fon sistemi konulursa, sizin işverenle artık kıdem tazminatı konuşmak gibi bir derdiniz olmayacak. Ha burada ne olabilir? İşveren kendisine düşen primleri ödemeyebilir. O zaman bir sıkıntı olabilir. Şu anda da mesela SGK primlerini ödemediği zaman devlet geliyor ve o primleri bir şekilde alıyor. Yani hı hı. sizin hakkınız yanmıyor. Yani biz ne anlatıyoruz burada? Sizin primleriniz yatırılmamış. Bildiriminizi yapmış ama işveren yatırmamış. Ne diyoruz? Bunu Sosyal Güvenlik Kurumu tescil ediyor. Sizin bir suçunuz yok çünkü hı hı. çalışmışsınız adam yatırmamış borcu var. Dolayısıyla burada da kimsenin tazminatı yanmayacak. Onu söyleyelim arkadaşlar. Yani bu e, bu tabi insanlar böyle bir tereddüt içine soktular. Sokmaya da devam ediyorlar. E, kimsenin parasına bu ülkede e, işte Cumhuriyet tarihi boyunca bakın kimin parasına el konulmuş. E, böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey mümkün değil hukuk devletinde. O yüzden kimse endişe etmesin. Zaten ortada bir toplantı da olmadı. Sadece görüşler var işte 1 Mayıs'ta işçi, kesimi görüşlerini açıkladı. Ondan önce işveren kesimi görüşlerini açıkladı. Kamu bir hakemlik yapacak. Ortaya bir fotoğraf konulacak. Şu anda sürdürülemez bir kıdem tazminatı sorunu var. Kimse kıdem tazminatını alamıyor. Bir yılı dolduran da alamıyor, dolduramayan da alamıyor. Dolduran zaten bir sürü şart var, işten atılması gerekiyor. İşten ayrılırken insanlar bırakıp gidiyorlar vesaire vesaire bir sorun var. Dava açanların davaları çok uzun sürüyor. O yüzden biz bu sorunu çözmemiz lazım. Hem işçi açısından hem işveren açısından. O yüzden bekleyelim. Bu toplantı olunca ne dedim ben? Dedik dedik ederiz dedim. Bu her hmm. maddeyi buradan kimin hakkı yeniliyorsa biz oradan seslendiririz. Bakın şunun hakkı yeniliyor deriz. Ee, görevimiz de bu. Bunu yaparız. O yüzden yani insanların kıdem tazminatları yanacak mı? Bu endişeyi ortadan kaldıralım lütfen. Peki ihbar tazminatı ile ilgili de bir soru gelmiş. Yeni sistemde evet. demiş bu kıdem tazminatı reformunu ...kapsayan yeni sistemden sanırım kastediyorlar. Yeni sistemde ihbar tazminatı devam edecek mi diye sormuş Şenol evet, Çolak. İhbar tazminatı diğer tazminatlar olarak görebiliriz. Yani kıdem tazminatından ayrı olarak. Yani işte iş güvencesi tazminatlarımız var, kötü niyet tazminatlarımız var, ayrımcılık tazminatlarımız var. İhbar tazminatı da hem işçiyi hem işvereni koruyan bir tazminat. Dolayısıyla hani kıdem tazminatından ayrı düşünmek lazım. Kıdem tazminatı alsanız da almasanız da ihbar tazminatına hükmedilebiliyor. Yani siz, ihbar şu, siz işten ayrılacağınızı belli bir süre önce bildirmek zorundasınız. Peki bunun sürelerini önce. de hazır e, gelmişken konusu kısaca bir parantez açıp anlatabilir misiniz? Yani e, ne kadarlık sürelik? mi Örneğin bir yıl çalıştım ya da evet. bir yıldan az süre. Zaten bu 6 sürekli, ay ile ay. 1,5 arası tamam. 4 hafta. 1,5 buçukla üç arası 6 hafta sonrası için de 8 hafta şeklinde. Yani 6 aile buçuk yıl arasında çalışan bir kişi evet. 4 hafta önceden kendi isteğiyle ayrılıyorsa 4 hafta bildirmek önceden zorunda. bildirmek zorunda. İşveren de ona bildirmek zorunda. <laughs> Bildirmezseniz bu 4 haftalık sürenin parasını sizin maaşınızdan ya da kıdem tazminatınızdan kesebilir. Ya da işveren size der ki e, ben seni çıkartıyorum yarın gelme. O zaman da size o sürenin parasını, parasını... ödemek İhbar tazminat dediğim gibi böyle hem işvereni hem işçiyi koruyor. İşvereni koruyor bir anda işçisi ortadan kaybolmasın diye. Kaybolursa bir tazminat alıyor. Bu en azından işçinin işverene haber vermesini sağlıyor. Biz buna ihbar süresi diyoruz zaten. <laughs> ee, aynı şekilde işçi de yarın sokağa konulduğu zaman bir ihbar tazminatı almış oluyor. Dolayısıyla hani kıdem tazminatından ayrı bir şey bu. Ama belli mi olur yani bu masada onlar da konuşulabilir ama... Dediğim gibi bu farklı bir şey. O yüzden kıdem tazminatı ayrı değerlendirilir. İhbar tazminatı, İhbar tazminatı ortadan kalkmaz ayrı. diye ben en azından düşünüyorum. Peki. İhbar tazminatı ile ilgili soruyu da yanıtladıktan sonra diğer sorumuza geçelim. Bir ay çalıştım, sigortamı yapmamışlar. Nereye şikayet etmem lazım diyor. Güven Ertekin. Evet. E, bu işlerde en hızlı ve kolay yöntem Alo 170. Yani evet. hem elimizin altında telefon var. Ama Çalışma Bakanlığı'nın il ilçe müdürlüklerine gidilebilir. Ee, eskiden BİMER vardı başbakanlıkta. Başbakanlık ortadan kalkınca şimdi cimer var. Oraya Peki, yazılabilir. Sonuca ulaşmak için hepsi de aynı hepsi, hızda evet. ee, sizin sorunuzda. Yazılı e... başvurulabilir. Dediğim gibi bir işçi işe başlatacaksanız bir gün öncesinden gidip Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirimini yapmanız lazım. Evet. Doğrusu hukuki, insani, vicdani olan budur yani. Peki Yasemin Balcı sormuş. Eşi ölmüş, dul bayanım. SSK'dan kendi adıma emekliyim. Babam da SSK'dan emekliydi ve vefat etti. Babamdan ayrıca SSK maaşı bağlanabilir mi diye soruyor. Evet. Ek olarak onun emekli maaşını alabilir miyim? Şimdi kız evlatlarına anne veya babadan yetim maaşı alabilmeleri için bazı şartlar var. Bunlar evli olmamak, kendi adına sigortalı çalışıyor olmamak ve yine kendi çalışmalarından dolayı emekli aylığı olmamak. Bu durumda Yasemin Hanım'ın kendi Aynen. adına bir emeklisi olduğu için ikinci bir babadan bir maaş bağlanması söz konusu Şimdi olmuyor. Şimdi emekli olduğu için kendi emekliliğinden ötürü babasından ya da annesinden ölüm maaşı ya da yetim maaşı diyelim alamaz. Ama ölmüş yaşından dolayı bir maaş bağlanması onu almaya devam edebilirsiniz emekli ya da çalışıyor olsanız. Bugün e, bir haber vardı, onu da e, bir yargıtay kararı, onu da hemen hatırlatalım bu konuda. Tabi. E, farklı kurumlar olmak şartıyla yetim maaşı ile ilgili bir emsal karar verdi Yargıtay 21. Hukuk farklı Dairesi. Farklı kurumlar galiba. derken? Efendim? Farklı kurumlar yani, derken? Yani e, hem annesi hem babasını kaybetmiş e, Hı -hı. Bir, bir davacı. E, hem babasından hem annesinden. Babası emekli sandığı annesi bağ kurulu farklı. maaş alıyormuş. Sosyal güvenlik kurumu e, babasının maaşını kesmiş ve annesinden aldığı o maaşları da e, kesin yani maaş ortadan kaldırmış. Şu an aldığı diğer maaştan da daha önce aldığı ikinci maaşın parasını kesmeye başlamış. Anladım. Tabii dava açılmış. E, iş i̇ş mahkemesi e, kabul etmiş davayı yani iki maaş alabilir demiş. konu Yargıtay'a götürmüş Sosyal Güvenlik Kurumu. Yargıtay'ın da emsal niteliğinde kararı var. Yargıtay da bu kararı onaylamış. Yani Yetim çocuklar farklı kurumlar olmak şartıyla hem anneden hem babadan maaş alabilir iş dağıtı böylece çıkmış oldu. Onu da söyleyelim. Burada bahsettiğim yetimin yaşı da 60 küsur yaşlandı. Onu da söyleyelim. Genç kız değil. Yani bu emsal kararı da burada hatırlatmış olalım. Yani dünyada önceki gün İzmir 9. İş Mahkemesi'nin bir kararı ile ilgili isteyen internetten bulup detaylarına bakabilir. Bir emsal karar. Bu konuda çok böyle mağdur olan yetimler var, bu kararı kullanabilir, e, çift maaş alabilir. Farklı kurumlar, hem Farklı anne kurumlar. hem babadan. Ama şu yok, hem kocadan hem babadan yok 2008'den sonra, onu söyleyeyim. Tamam. Peki ama bu durumda Yasemin Hanım kendi emeklisinin yanı sıra eşinden dolayı ikinci bir emekliliği alabilir. alabiliyor. Ama anne babadan alamıyor. Alamıyor. Evet. Peki Twitter hesabımıza gelen... Ee, soruları da size aktarayım mı? Ee, güzel bir program yapıyorsunuz demiş. Teşekkür ediyoruz. İşçi emeklileri için de memur emeklileri gibi 6 ayda bir %4 dört en, artı enflasyon farkları verilirse işçi emeklileri içerisinde çok iyi olur evet. diye e, kendi Şimdi şunu söyleyelim. Ee, diyelim ki işçi, emek, işçi emeklileriyle memur emeklileri Hı -hı. arasında çok fark olmuyor aslında. Yani Hı -hı. zaten Hı -hı. işçi emeklileri de enflasyon farkı alıyor. Yani nasıl alıyor? İşçi bakur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar zam alıyorlar. Yani 6 aylık enflasyon %6 çıktı diyelim. İşçi emeklisi %6 zam alıyor. Peki memur emeklisi nasıl oluyor? Onun zam mı diyelim %4. %6 da enflasyon çıktı. Bu aradaki 2 de ekleniyor. O da %6 alıyor. Aslında arada bir fark yok. İşçi emeklisi de enflasyon farkı alıyor. Ayrıca bir %4 zaten ek ödeme hepsinin var. Yani var. ilave bir ek ödeme e, ya da fark e, zaten enflasyonu geçmediği için ödenmiyor. O yüzden söyleyelim ha enflasyon oranında zam almak yetmiyor diyebilirler. Doğrudur. Gönül istiyor ki herkes çok daha fazla maaş alsın ama bizde 12 milyonun üzerinde emekli var. E, çalışan sayısıyla emekli sayısı oranı bizde e, çok e, sosyal güvenlik kurumunun aleyhine işliyor. Peki bu arada Twitter'a gelen... Sorularla devam etmek istiyorum. Bir soru daha sorayım size. Belediyede taşerondan kadroya geçtik. Evet. Geçmişe ait tazminatlarımız yanar mı diye sormuş bir Yanmaz. Zaten onlar bütün haklarıyla geçtiler. Hı hı. Yapılan toplu sözleşme metinlerine de baksınlar. Devlette de öyle oldu. O yüzden hani tazminatını aldıysa zaten almıştır almadıysa. Onlar bütün haklarıyla geçtiler diye biliyorum. Ona yaptıkları sözleşmelere de bakabilirler. Hemen diğer sorularımız da ekranlara gelsin. Son Buyurun. 4 dakika içerisindeyiz. Ahmet Canlı sormuş. İşe giriş tarihim 15 Eylül 2002. Tam zamanlı olarak haftada 5 iş günü çalışıyorum. Emeklilik tarihini soruyor. 3600 evet. günü tamamlasam bile başlangıçtan dolayı 15 yılda emekli olmam mümkün mü diye soruyor. Şimdi arkadaşımıza hemen hızlı madem 4 dakikamız kaldı söyleyelim. 15 yıl 3600'den emeklilik imkanınız yok, tazminat alma imkanınız yok. Niçin? 15 yıl 3600 günden emekli olabilmek için ve tazminat alabilmek için 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olmak lazım. Arkadaşımızı o şansı kaçırmış. Ama onun nasıl bir şansı var? 25 yıl 4500 günden tazminatını alma şansı var. Emeklilik şartları da 58, şey 60 yaş ve 7000 gün tam emekli. Peki Tolga Toker'le devam edelim. 1973 doğumluyum 5 Temmuz 1989 SSK başlangıcım var diyor. 7195 gün primi varmış. Ayrıca %47 sağlık raporum var. Aylık kazanç 2100 lira gözüküyor. Normal emekliliğime yaklaşık 5 yıl var diyor Tolga Bey. Şimdi emekli mi olmak avantajlı yoksa normal yılı mı beklemek? Evet öncelikle hatırlatalım. Aylık kazanç bürüt ise bir yanlışlık var. Asgari ücret 2558 lira 40 kuruş net maaşsa o sorun yok. O zaman net maaş. Da evet, i̇nşallah öyledir. %47 sağlık raporu yeterli değil. Vergi indirimi de alması lazım arkadaşımızın. Hemen vergi dairesine gitsin hastaneye sevkini istesin. Bu oranda vergi indirimi alırsa emekli olur. 5 yıl daha asgari ücret ile çalışmak size bir şey kazandırmaz. Üstelik 5 yıl boyunca tam 60 adet emekli maaşını da kaçırmış olursunuz. O yüzden benim tavsiyem... Hemen gidip yani diyelim ki 2000 lira olsa maaşı 60 maaş 120 bin lirayı kaçırmış olursunuz. Siz bir yandan da az ücretle çalışıp maaşınızı arttırmaya çalışırsınız artmaz. Artsa bile bu 120 bin lirayı kaç ayda geri alacaksınız. O yüzden eğer vergi indirimi e, alabiliyorsa hemen e, emekli olmasını tavsiye ederim. Normal emeklilik şartları 51 yaş 5450 gün vergi indirim alırsa şartlar 15 yıl 3600 gün. O yüzden arkadaşımıza 3600 günle emekli olmasını tavsiye ederim. Günü tamam, yılı tamam. Gitsin hemen vergi indirimi alsın, emekli olsun, maaşını almaya devam etsin. Maaş aldıktan sonra çalışmaya da isterse devam edip iki maaş alabilir. Hemen kısaca iki soru var. Arka arkaya Buyurun. almak istiyorum. Sonra bir konu daha var. Hemen kısaca programın sonunda onu Buyurun. da sizden rica edeceğim. İlk sigorta başlangıcım 15 Nisan 1989 26 Nisan 1971 doğumluyum 4865 gün primi varmış Hayati Kuru'nun ve emekliliğini soruyor. Şimdi 25 yıl 51 yaş 5450 prim gün şartları var. 585 gün daha ödemesi durumunda prim gün sayısını tamamlar. Ama 51 yaşı 22, 2022'de dolacak. E, emekli olacağı tarih 26 Nisan 2022. Bu soruyu özellikle kapanıştan önce e, sorup Buyurun. sizden cevabını almak istedim. Gelecek soruyu. Hemen gelsin ekranlara. Emine Demirci sormuş. 1800 günden malulen emekliyim. ikramiye hakkım var mı? Evet malulen emekli olanların evet. da ikramiye hakkı var. Doğrudur. Mı? ikramiye hakkı var. E, bütün sosyal güvenlik kurumundan emekli maaşı alan herkesin bu ikramiye hakkı bulunuyor. Maaşın kaç lira olursa olsun bin lira ödeniyor. Hatta vefat eden sigortalıların yakınları da ikramiye alıyorlar hisse oranında. Peki çok kısa e, yönetmenim uyarıyor ama belki bir sonraki programa mı bırakırız? Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinin evet. yayınlandığını söylediniz ama süremizin sonuna geldik. Uzun bir konu mu yoksa bir iki cümle Evet o biraz detaylı bir konu. Çok da avantajlı bir konu. E, bunu Cumhurbaşkanlığı kararı yayınlandı. Tamam. Dün. E, dolayısıyla memurlar için bu. Onu söyleyelim çünkü işçi arkadaşlar onu söylüyorlar. Memurlar ve sözleşmeli memurlar için. Bunlar e, geçici olarak bir yıl ve bu süre daha sonra uzatılıyor. Atıyorum Samsun'dasınız, bir üniversitede memursunuz, Adana'da çalışmak istiyorsunuz. Oraya geçici görevle gidebilirsiniz. Dolayısıyla bu bir avantaj. Bunu kullanabilir memur arkadaşlar. Ama uzun bir konu. onu Bu da dediğim... memurlarımızın beklediği bir konuydu evet. öyle değil mi? Zaman ee, ve... zaman da biz de burada gündeme Doğru. getirdik. Bir sonraki programımızda o zaman bunu daha detaylı evet, bir şekilde işleyeceğiz. Geçtiğim... Hayırlı olsun. O e, yönetmelik... Dünkü resmi gazetede var arkadaşlarımız bakabilir Cumhurbaşkanlığı çok, imzasıyla. Çok teşekkür ediyorum ben teşekkür yine size. Evet bu haftalık da yine programımızın sonuna geldik. Yine gelecek hafta aynı gün aynı saatte bizler karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.